Tamam. Evet arkadaşlar, en son REM yongalarını gördük. İşte direm yongaları vesaire. Birazdan aşağıda ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Aşağı iniyorum. REM çeşitlerini bir bakalım, neler olduğunu görelim. REM'in boyutları ile ilgili bazı çalışmalar yaptık. Petabayta kadar bilmemiz gerektiğini öğrendik. Şimdi ROM diye bir ifade var. Read Only Memory. Sadece okunabilir bellek demek. Aslında burada ne iş yaptığı ile ilgili bazı çıkarımlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Var mı tahmini olan? Ya da şöyle sorayım. Bu bellek geçici mi ya da kalıcı bir bellek midir? Nasıl? Kalıcı bellek değil mi? Sadece üreticileri tarafından programlanabilen kalıcı bir bellek. Herhangi bir şekilde silme değiştirme olayı kesinlikle yok. Dediğim gibi biz buna müdahale edemiyoruz. Şu an piyasada kullanılan ROM bellekler bunlar değil arkadaşlar. EEPROM ve EEPROM ROM bellekleri kullanılıyor. Burada bilmemiz gereken bunun sadece okunabilir olduğu, herhangi bir şekilde programlama değiştirme şansımızın olmadığı, bunları bilmemiz aslında yeterlidir. Birkaç bilgi daha vermiş ek olarak bunlara. Bir bakalım. Ama şunu bilelim yani. Hani bu RAM'le ROM'u karıştırmayalım arkadaşlar. RAM geçici hafıza birimi, ROM kalıcı hafıza birimi. Tamam. Sadece okunabilir bellek ama açıklaması da. ROM belleğe bilgi kalıcı olarak yerleştirilmiş ve bellek içeriği kesinlikle değiştirilemez demiş. Bizim verdiğimiz bilgileri vermiş. Bilgisayarınızı kapatsanız bile üzerindeki bilgiler gitmeyecektir. BIOS gibi bilgisayarlarınız için önemli bilgilerin tutulduğu bir yapıda özel yöntemlerle silinebilen ROM çeşidi kullanılabilir. Yani ROM silinemiyor diyor ama eğer bilgisayarlarda kullanılan ROM'lar silinmesi gerektiği için farklı bir tür ROM çeşidi kullanılabileceğinden bahsetmiş. İnelim aşağı doğru. Birkaç açıklama daha yapmış. Bunlara da geçiyorum. Bu arada dersleri dinlerken çayınızı falan alın arkadaşlar. Daha güzel olur. Burada not almanız gereken çok bir şey yok. Dediğim gibi yani anlattıklarımı anlamaya çalışın. Modüllerinizi de okuldan en yakın zamanda alın. Oradan da takip edebilirsiniz ders. Bu ders için özellikle. Uygulamaya yönelik bir ders aslında. Sürekli bilgisayar tamiri, bir şeyler yapmamız lazım. Ama ne yazık ki süreçten dolayı birazcık böyle teoriden devam edecek. Prom. Evet. Tamam. Sizin saat kaçla arası çıkabiliyorsunuz sokağa? 1 ile 4. Tamam. 1 ile 4 arası çıkın. 1 ile 4 arasında gidip okuldan alın modüllerinizi ya da yani ailenizden biri de gidebilir. Çok sıkıntı değil. Tamam. Prom'a geldik. Programmable Read Only Memory. Programlanabilir, yalnız okunabilir bellek. Arkadaşlar buradaki programlanabilir deyince yani bunu senin benim programlayacağım anlamına gelmiyor. Sadece ROM belleğin bir üst seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Sadece bir kez programlanabilen ROM çeşidi. Yani bunu tekrardan üzerinde herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Programlanabiliyor diye biz programlayabilir miyiz gibi aklınıza gelmesin. Sadece üretici tarafından programlanabiliyor. Bunu da bu şekilde bilelim. ROM programlanamıyor. Ya daha doğrusu o da programlanabiliyor arkadaşlar. Ama bu sadece bir kez programlanabilir ROM çeşidi. Tamam. Sadece bir kez programlanabiliyor ve üzerinde daha sonra değişiklik yapılamıyor. Peki niye böyle şeylere ihtiyaç duymuşlar? ROM belleğe, yani niye kullanılıyordur bu sizce? Şimdi bilgisayarın bazı teknik olayları var. Ne bunlar? Mesela bilgisayarın açılış işlemleri.
Bunların belli bir standarda göre yapılması lazım. Yani bilgisayar başladığında örnek veriyorum işte hard diskten gidecek, işletim sistemiyle ilgili verileri alıp RAM'e yükleyecek. RAM'den lazım olanları işlemci ön bellek sayesinde çekip işlem basamaklarına göre yapacak ve bilgisayarım açık konuma gelecek. Biz bilgisayar açılırken herhangi bir şekilde bilgisayarı yönlendirmiyoruz arkadaşlar. İşte şöyle yap, böyle yap, şuraya gir, şu işlemi yap, bilgisayarı aç gibi yönlendirmiyoruz. Bilgisayarın kendi otomatik yaptığı bazı işlemler var. İşte bu işlemler bu PROM'daki, ROM'lardaki daha doğrusu diyeyim, PROM da artık pek kullanılan bir tür değil. ROM'lardaki bilgiler üzerinden gerçekleştiriliyor, tamam? Bunun özelliği bu. Kalıcı bir bellek olduğunu da bir daha hatırlatmak istiyorum. EEPROM. Arkadaşlar, bu da EEPROM ultraviyole ışınlar. Aslında PROM'a biraz benziyor. Hem silinebilir hem programlanabilir okunur bellek demişler burada da. Bunda okuyup silme işlemi de ultraviyole ışınlarla yani mor ışınlarla gerçekleşiyor arkadaşlar. Onlarla silinip programlanabiliyor. Bizim bilgisayarlarımızda kullandığımız ROM tipidir arkadaşlar. EEPROM hem silebilinebiliyor hem işte programlanabiliyor ama dediğim gibi bunlar öyle herkesin programlayabileceği şeyler değil. Sadece elektrik sinyalleriyle programlama yapabilenler bunları programlayabilir ya da hazır yazılımlar kullanılacak. Mesela bize driverlarında BIOS güncellemesi vermesi gibi. Genelde de onlarda hep hata olur. Yüklediğin zaman bilgisayar açılmaz falan böyle değişik şeylerle karşılaşılır. O yüzden driverlarda pek tercih etmiyoruz bu BIOS güncellemelerini arkadaşlar. Eğer olaya hakim değilseniz, tekrardan getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız bunları yüklemiyoruz. EEPROM'la ilgili bilmemiz gereken PROM'dan farklı olarak EEPROM ultraviyole ışınlarla ya da mor ötesi ışınlarla programlanıp silinebilen bir ROM çeşidi. Yani bunu defalarca programlayıp silebiliyoruz. Bir problem var mı? Tamam, güzel. Nasıl? Güneş ışığı mı? Yonganın üzerindeki pencere parlak güneş ışığı EEPROM'u kolayca silebileceğinden programlama işleminden sonra EEPROM'un üzeri bir bantla kapatılır. Evet, önemli bir bilgiymiş bu da. Programlamadan sonra diyor EEPROM'un üzerini kapatın çünkü güneş bunu silebilir. Demiştik ya bu programlama da zaten işte ultraviyole ışınlar, mor ötesi ışınlarla gerçekleştiriliyor diye. Onlardan koruyun. Yanlışlıkla silebilme ihtimalimiz olduğunu söylüyor. Geldik. Günümüzde en çok kullandığımız hatta flash belleklerin yapısı da bu şekildedir. Kullanılan bellek türü EEPROM. Elektriksel olarak silinebilen, programlanabilen yalnızca okunur bellek. Yani aslında bu ROM çeşitlerinin en gelişmiş hali arkadaşlar. Yani EEPROM ne ile silme işlemi gerçekleştiriyordu? Silip yazma işlemi mor ötesi ışınlarla değil mi? Ultraviyole ışınlarla yazıp silme işlemi gerçekleştirebiliyordu. Ama EEPROM'da artık işler gelişmiş. Elektrikle yazıp silme işlemi gerçekleştiriliyor. USB'lerde çok kullanılıyor. ROM'dan ziyade evet bilgisayar BIOS ROM'larında da çok kullanılıyor ama genellikle artık günümüzde bu elektrik hızıyla çok hızlı bir şekilde yapılabildiği için USB'lerde, işte SSD disklerde bunlarda artık EEPROM yapısı kullanılıyor arkadaşlar. Bir problem var mı anlamadığımız bir yer? Yok, elektrikle yazıp silme işlemi gerçekleştiriliyor. Mor ötesi bir olay söz konusu değil. Elektrikle
yazıp silme işlemi gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Kafanız karışmasın, tamam. Yani basit ama bunları bilmemiz gerekiyor. Nedir ne değildir. ROM'la RAM arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. RAM geçici depolama birimi. ROM kalıcı depolama birimi arkadaşlar. Hiçbir şekilde değiştirilemez veya silinemez bilgiler bulunuyor. Program'ın özellikleri temelde diyor ROM'la aynıdır. Bir kez programlanabilir ve bir daha üzerinde değişiklik yapılamaz. Bir kez programlanabilir PROM. EPROM arkadaşlar hem silinebilir hem programlanabilir. Birden fazla kez silinebilir olduğu için zaten onu direkt çıkarmamız gerekiyor. Hem silinebilir hem programlanabilir. Ama neyle programlıyor? Mor ötesi ve ultraviyole ışınlarla. EPROM ise arkadaşlar elektrikle bu işlemi gerçekleştiriyor. Günümüz teknolojisinde en çok kullanılan yapı flash bellekler bu şekilde yapılıyor. Bunu bilmemiz lazım. Zaten flash belleklerde de anlatmış mı? Aynen. Flash bellekler konusunda da bundan bahsetmiş. EEPROM'la ilgili yapıldığında. Şimdi flash belleklere geçelim, devam edelim. Bu da bir bellek çeşidimiz bizim. EEPROM olmakla birlikte hücreler arasındaki bağlantılar iç tellerle sağlanmaktadır vesaire. Yani aslında için çok bilmemize gerek yok. Sadece işte bir lehim çalışmama durumlarında içine açıp entegrede lehim atma durumumuz oluyor. Eğer okullar açılırsa bozuk bir flash belleği tamir etmeye çalışırız birlikte. Büyük ihtimal bu entegre üzerindeki bacaklar, pinler kopmuş oluyor. Oralara ufak birer lehim attığımız zaman tamir ediliyor. Çok zaten sıkıntılı bir cihaz değil. Yani hemen hemen hayatımızdaki bütün elektronik eşyaların %50'si sadece böyle ufak tefek lehim atmayla çözebileceğimiz işlemler. Bunlara bakalım. Okul açıldığında hatırlatın birkaç bir şey tamir edelim. En azından lehim nasıl atılır öğrenmiş olursunuz. İşte flash bellekler ile ilgili bazı bilgiler vermeye devam etmiş. İşte güç kesintisinde dahi içeriğini kaybetmeyen ve tekrar tekrar yazılıp silinebilen bellek çeşididir. Aslında hard disklerimize benziyor yapı olarak. Ondan da sürekli silip bir şeyler ekleme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Zaten kalıcı depolama birimi diye geçiyor bunlar. ROM'lar içinde kalıcı depolama birimleri olarak tanımlamıştık. Neyin? Flash belleğin mi? Yok, çok daha yükseklerinin olduğunu düşünüyorum. 256 GB flash bellek var mı bakalım. Vardır yani arkadaşlar. 512 de vardır. Belki 1 TB bile vardır diye düşünüyorum. Bak 256 GB varmış. 512 GB flash bellek diye aratalım. Flash bellek diyorum. Evet, 512 GB'da var arkadaşlar. Var yani bu 1 TB'a kadar gidiyordur diye düşünüyorum. Flash bellekte herhangi bir sorun yok. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi yarı iletken özelliklerine göre RAM bellek çeşitleri burada bazı teknik özellikler varmış. Hızlıca beraber okuyalım. Bakalım bizlere ne anlatmak istiyor. SRAM ya bir şeyin başına S geliyorsa bu büyük ihtimal arkadaşlar statikle alakalı bir durumdur. Yani hangi elektronik cihazla ilgili olursa olsun başında bir S ifadesi geliyorsa statik içerisine kelime olarak kesinlikle giriyor. Bellek hücresinde 4 ile 6 arasında trans bulundurur. Bellek hücresinde kapasitör yoktur. Flip flop ve invertörler bulunur. Matris gibi dizayn edilir. Bu bellekler level 1, 2, 3, 4 şeklinde devam eder diyor. Arkadaşlar
SDRAM diye bir şey var bir altta. Veri yenileme ihtiyaç duymaz. Bu sayede dinamik RAM'lere göre daha hızlıdır. Evet, yani onlardan bahsetmiş bize statik ve dinamik olarak. Ama bu SRAM ile ilgili çok karşımıza herhangi bir şey gelmez. Sınavda da soracağımı düşünmüyorum işin açıkçası. Geçiyorum o yüzden oraya. Dinamik RAM'lere bakalım. Bizim kullanacağımız RAM çeşitleri dinamik RAM'ler arkadaşlar. DRAM milyonlar nasıl? Ya tabii yani dinamik gördüğümüz zaman aktif olarak çalışan bazı şeyler olduğunu tahmin etmemiz gerekiyor. Dinamik ifadesini gördük mü? Demek ki burada sürekli bir hareket var. Onu çıkartabiliriz. İşte milyonlarca transistör ve kapasitörler oluşan entegre devrelerdir. Bizim günümüz RAM'lerinden bahsediyor. Bir transistör ve bir kapasitör birlikte bir hafıza hücresini oluşturur. Bir transistör ve bir kapasitör birlikte hafıza hücresini oluşturur. Yüz yüze eğitimlere geçtiğimiz zaman transistör ve kapasitörlerin ne olduğunu, ne işe yaradığını, devre içerisinde nasıl kullanıldığını İnşallah öğreneceğiz arkadaşlar geçebilirsek. Ama sıkıntı etmeyin. Seneye 12. sınıfta en kötü stajımız var. Yani yaklaşık olarak bir senedir böyle birazcık havada gidiyor ama sıkıntı etmeyin. Stajı artık okulda yaparsınız, yapacaksınız diye düşünüyorum. Okulda yaparsanız hepsini tek tek üstünden geçeriz eğer sizi işletmeye göndermezsek güzel olur. Dinamik RAM ile ilgili çok aslında işin dibine inmek istemiyorum. Çünkü buralar bizim lazım olacak işler değil. Daha çok böyle karşınıza çıkabilecek, kullanılabilecek şeylere bakmak istiyorum. Dinamik RAM'lere geldik. Şimdi dinamik RAM'ler arkadaşlar aslında bu DDR2 muhabbetlerine de birazcık dayanıyor bu dinamik RAM'ler. Bizim günümüzde kullandığımız RAM çeşitleri dedik. Şuradan bakalım. Tabloda bilmemiz gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Yani şu an için böyle direkt bilmemiz gereken herhangi bir şey yok. İşte farklı DRAM çeşitlerinden bahsetmiş. EDORAM, işte FPMRAM, SDRAM. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Buna bakabiliriz, bilmemiz gerekiyor. SDRAM 1996 yılının sonlarına doğru bilgisayar sistemlerinde görülmeye başladı. SDRAM modülleri kullanılacakları sisteme göre farklı hızlarda üretilmektedir. Bakın çift çentik var bacağında. İşte takılabildikleri yuvalar burada yazıyor. PCI yuvaları. DDR SDRAM. İşte şimdi artık yavaş yavaş bizim günümüzde kullandığımız RAM çeşitlerine geldik arkadaşlar. Buradan daha fazla ilerlemek istemiyorum. Burada kalsın dersimiz şu anda. Konumuzu bitirdikten sonra RAM'leri nasıl bulacağımızı, internet üzerinden nasıl RAM alınacağını göstereceğim. Hatta şöyle yapalım, bu RAM'ler arasındaki, gerçi daha konuyu işlemeden göstermek çok hoş değil ama RAM'leri ayırt etme diyelim. Bakın bunların aslında çentiklerinden ayırt edebiliyoruz. Eğer güzel bir şey bulabilirsem, yok bu değil. Şöyle yapalım. DDR2, DDR3 ve 4 diyelim arkadaşlar. Evet. Şu fotoğraftan inceleyelim. Resimlerine bakalım. Duyuyorsunuz beni, değil mi?
RAM'leri nasıl ayırt edeceğimizi de söyleyip burada bırakacağım arkadaşlar şimdilik. Yani bir RAM'i gördüğüm zaman DDR olup olmadığını nasıl anlarım? Onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Daha sonra da bunu bırakacağım. Şimdi bakın DDR RAM'de çentik sağ kısma doğru. Eğer entegreleri karşıma alıp baktığım zaman RAM'e çentik en sağda, DDR2'de biraz daha ortaya doğru. Yani tam şeyde de değil, ortada da değil. Yani gene sağ tarafta ama ortaya biraz daha yakın. Ayrıca bunların üstlerinde yazıyordur. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Üstlerinde DDR kaç oldukları, boyutların ne kadar olduğu barkodla birlikte bulunur. Ama diyelim ki o koparıldı bir şekilde atıldı. İlk bakışta RAM'i nasıl anlayacağım? En sağa doğruysa çentik DDR RAM. Birazcık sola doğruysa DDR2. Birazcık daha sola doğruysa, yani orta kısmı sol tarafa doğru açmışsa eğer arkadaşlar, orta kısmı sol tarafa doğru eğer açmışsa DDR3 RAM. DDR4'te şöyle bir şey. Çentik kısmımız gene içeri giriyor. Ama bakın, şöyle bir durum var. Bunlar çift kanallı olduğu için altlı üstlü entegreler var. Bunları da bu şekilde ayırt edebiliriz. DDR4 RAM'lerimizi de bu şekilde üzerindeki entegre sayısından ayırt edebiliriz arkadaşlar. DDR3 ve DDR2 ve DDR'a göre değişiklik gösteriyor. Anladık mı biraz nasıl ayırt edebiliriz bunlara? En sağdaki DDR, çenti ortaya doğru biraz daha yakın olan DDR2 ama gene sağ tarafta. DDR3'ün çentiği entegreler bana baktığı zaman sol tarafta oluyor. DDR4'ün de entegre sayısı çok fazla ve boyu yukarı doğru hafiften daha yüksek, fazla entegre kullanıldığı için. Burada hepsi aynıymış gibi gözüküyor ama biraz daha boyutu büyük arkadaşlar. Ve üstü bakın üsttekiler gibi değil, biraz daha karışık, çok fazla entegre kullanılmış çift kanallı çalışma yapısından dolayı. Bir problem var mı? Arkadaşlar bir sonraki derste görüşürüz. Derslere katılın, herhangi bir sıkıntı olmasın. Diğer derslere katılıyor musunuz? Tamam, güzel. Yani mümkün olduğunca derslere katılmaya çalışın. Derslerimiz bu şekilde devam edecek. Birazcık havada kalıyor farkındayım ama okul başlarsa inşallah güzel olur, daha iyi olur. Evet. Belli olur. Yani böyle devam ederse ben sizi işletmeye göndermeyeceğim. Arkadaşlar, onun yerine okulda sizlere ders koyup stajınızı okulda yaptırmak istiyorum. Çünkü biraz eksiğimiz oldu bu süreçte. Onları tamamlamamız lazım. Yani eksiğimiz çok büyük. Hadi iyi kötü siz gene derslere falan da biraz geliyorsunuz. Ama diğer arkadaşlarla ilgili ciddi sorunlar var. Şimdi mesela grafik dersimiz var. Yarın nasıl yapacağız? Bilgisayar Yunus'ta yok. Sende var sadece. Bakalım. Halledeceğiz. Arkadaşlar bugün burada bitirelim. İki tane daha dersimiz var. Daha artık onlara bugün gelmeyin. Bir saat, 2 saat mi dersimiz var? Baktınız mı? 2 saat daha dersimiz var. Nasıl yapalım? Şimdi yarın yine 4 saatlik bir dersimiz var. Yine aynı şekilde bunu 2 saatlik olarak işleriz arkadaşlar. Çünkü yani uygulamada olmadığı için öyle konuşuyoruz. Birazcık havada geçiyor. Bu derse yarın devam ederiz ve yarın web tasarım dersine devam ederiz. Olur mu? Tamam. Diğer iki dersimize katılmanıza gerek yok arkadaşlar.